أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar değerli dostlarımız. Rabbimize hamd ediyoruz. Recep ve Şaban ayından sonra, o bereketli günlerden sonra 11 ayın sultanı, bereketin, feyzin ve hayrın en zirvede olduğu günler olan Ramazan ayına bizi inşallah kavuşturdu. Şu andan itibaren inşallah artık Ramazan'ın feyzi, bereketi artık alemimize düşmeye başladı. Ve inşallah Rabbimiz Ramazan ayından istifademizi artırsın. En güzel şekilde Ramazan ayını değerlendirmeyi nasip eylesin inşallah. Ve Ramazan ayının sevilen programı Kur'an günlüğüne inşallah yine her yıl olduğu gibi bu yılda tüm Ramazan boyunca haftanın 7 gününde birlikte olacağız. Canlı yayınla inşallah 10.30'dan 12'ye kadar. Yalnız küçük bir fark olacak. Haftanın 4 gününde inşallah birlikte olacağız Ali hocamızla birlikte. Bu günler salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olacak. Diğer haftanın 3 gününde ise Ali hocamız, Seyfettin hocamız ve Muhammed Alpkent birlikte inşallah Kur'an günlüğü programını beraber icra edecekler. Elbette Ramazan ayı deyince Ramazan ayını diğer 11 ayın sultanı yapan ve o günleri diğer günlerden çok değerli kılan şüphesiz Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması, Ramazan ile Kur'an-ı Kerim'in alakası ve biz de inşallah Ramazan boyunca her gün Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünden bir konuyu, bir ayeti veya birkaç ayeti daha iyi anlamaya çalışacağız. Malumunuz bazı hakikatler bazı günlerde, bazı mekanlarda ve bazı hallerde çok daha uygun anlaşılıyor. Elbette tüm insanlığın saadet rehberi olan, tüm zamanların rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i de anlamak için en uygun zaman dilimi Ramazan ayı olsa gerek. Çünkü Ramazan ayı ile Kur'an-ı Kerim arasında direkt bir ilişki var ve bu ilişki de bize Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Biz inşallah Ramazan ayı boyunca her akşam 22.30 ve 24'e kadar 1,5 saatlik zaman diliminde 3 bölüm halinde Kur'an günlüğünde inşallah birlikte olacağız. Programımızın tekrarı ertesi gün saat 9.30'da inşallah yine sizlerle birlikte olacak. Ben hemen sizi çok uzatmadan hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ve sizin adınıza Ramazan'ını tebrik etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Ramazan'ınızı tebrik ederiz. Allah razı olsun. İnşallah bir müddet ara vermiş olmamız hepimizin heyecanının artmasına vesile olur. Heyecanın artması da Kur'an-ı Kerim'in sırlarının daha çok dünyamıza, ruhumuza açılmasına vesile olur. Ben de hem sizin hem burada çalışan arkadaşlarımızın hem de bizi izleyenlerin, dinleyenlerin ve bütün mümin kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayına kavuştuğumuzda duyduğumuz sevinç Allah'ın ihsanıdır, ikramıdır ve kalplerdeki imanın işareti ve alametidir diye düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Ramazan ayına kavuştuğumuzda duyduğumuz sevinci Allah daim eylesin. Amin. Daha da arttırmayı nasip eylesin. Her yeni güne, Ramazan ayında her yeni güne girerken daha çok sevinebilmeyi, daha çok şükredebilmeyi Allah'a, Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan ayını tebrik ediyoruz dediğimizde Ramazan ayından en güzel istifadeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin diye dua etmiş oluyoruz. Yani Ramazan ayında salih amellerin sevabı daha fazla, Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin sevabı daha fazla, birine selam vermenin, selamı almanın, yolda insanlara sıkıntı veren bir taşı kenara atmanın sevabı daha fazla, Ramazan ayında bütün salih amellerin mükafatının daha fazla olduğunu hatırlarsak, Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz, Ramazan'ınız mübarek olsun dediğimizde, Ramazan'da bol bol en karlı işleri yapmayı Allah nasip eylesin demiş oluyoruz. O bakımdan Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışırsak, Ramazan ayından en güzel şekilde istifade etmeye çalışırsak, inşallah Ramazanınız mübarek olsun duasına en güzel şekilde dahil olmuş oluruz. Elimizden geldiği kadar Ramazan ayını diğer aylara göre daha dikkatli değerlendirmeye, manen daha uyanık olmaya gayret gösterirsek,
İnşallah bütün diğer zamanlarımızın da nurlanmasına, diğer zamanların da, diğer zamanlarda Cenab-ı Hakk'ın açtığı, önümüze dizdiği fırsatları daha iyi fark etmemize, daha iyi değerlendirmemize vesile ibadetler yapmayı, dualar yapmayı Ramazan ayında Cenab-ı Hak inşallah nasip eder ve Ramazan ayı diğer ayların da değerinin keşfedilmesine inşallah vesile olmuş olur. İnşallah. Hocam Kur'an günlüğünde inşallah her gün sırayla bir cüzden bir konu seçtik ve inşallah o konuyu konuşacağız. Bugünkü konumuza girmeden önce Ramazan ayı Cenab-ı Hakk'ın kullara bir ikramı. Her ne kadar maddi olarak meşakkat olsa da ama onunla birlikte ondan çok daha fazla sevinçlerin, saadetlerin, lezzetlerin hissedildiği bir ay. Adeta Ramazan ayı ilahi bir kampanya. Feyizlerin coştuğu, sevapların bol bol ikram edildiği ve kulların daimi sevinci yaşadığı, nefsani olmayan, maddi olmayan, geçici olmayan, daimi olan ve çok daha kalıcı olan ve tesiri uzun zamanlara sirayet eden daimi sevinçlerin yaşandığı bir ay. Ve bu sevinçleri hissetmek elbette imtihan dünyasında şartları var. Bazı bu hisleri, duygular arttırmanın vesileleri var, imkanları var. İlk olarak Ramazan ayından istifademizi, bu kampanyadan en güzel şekilde istifademizi arttırmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bu Ramazan'ın girişinde ilk günde inşallah bunları kısaca bir hatırlayalım. Hemen ona girmeden evvel, yani Ramazan'da, Ramazan Risalesi'nde, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserde 29. mektuptaki Ramazan Risalesi'nde nefsin, midenin oruç esnasında biraz üzülmesine, ağlamasına karşılık ruhun ve kalbin masumane güldüğünü, sevindiğini ifade ediyor Üstad Bediüzzaman. Dolayısıyla Ramazan ayında orucuna dikkat eden, en güzel şekilde oruç vazifesini yerine getirmeye çalışan, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve dinlemeye dikkat eden, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ve yaşamaya dikkat eden müminin ruhu gülüyor, kalbi seviniyor, vicdanı bayram ediyor. Niçin? Nefsi de olgunlaşıyor, terbiye oluyor. Niçin? Çünkü ruhun, kalbin, vicdanın ihtiyaçlarıyla Ramazan ayında daha fazla alakalanmış oluyoruz. Ramazan ayında adeta böyle uhrevileşiyor mümin. Yani ahirete ait bir adam olduğu hayatından, konuşmalarından, bakışlarından belli olmaya başlıyor. Yani dünyaya ait olmadığımız, ana rahmindeki bebek, ana rahminde kalıcı olmadığı gibi biz de bu dünyada daimi değiliz. Biz ebedi ahiret hesabına dünyada bulunuyoruz. Bunu en çok hissettiğimiz ay, bunu en çok seyrettiğimiz, en çok fark ettiğimiz, en çok konuştuğumuz ay Ramazan ayıdır. Diğer zamanlarda ruh ebediyete aşıktır. Yani neden Ramazan ayında ruh daha çok gülüyor, kalp daha çok seviniyor? Çünkü ruhumuz vicdan penceresiyle ebedi hayata bakıyor. Ruhumuz vicdan penceresinden ahirete bakıyor. Ahirete bakan, ebedi hayata bakan, şiddetli bir şekilde ebedi ve daimi bir hayat isteyen ruhumuz, ebedi hayatla ilgili faaliyetlerin, duaların, ibadetlerin daha fazla yapıldığı Ramazan ayında bayram ediyor, seviniyor, gerçek huzuru daha çok tadıyor. Nefis de ruha tabi olmanın, kalbe tabi olmanın o derin lezzetini tadıyor. Buna derin ve hakiki lezzet diyoruz. Yüzünden böyle zahir olarak nefis biraz zorlansa da nefis kademeli olarak tedricen adım adım ruha tabi olmak ne kadar lezzetliymiş. Yani sair kalbe zamanlarda tabi ve arkadaş olmak ne kadar hakiki saadete vesileymiş. Nefis de bunu en fazla Ramazan ayında yaşıyor. Hani sahil zamanlarda gafletle daha çok nefsimizi düşünüyoruz. Onu daha çok şımartıyoruz. Bu da şımarıklığın tesiriyle yanlış işlere girebiliyor. Ve onun da acısını, ızdırabını hem kendisi yaşıyor hem bize yaşatıyor. Öyle. Ve o dönemde ruh biraz ihmal ediliyor. Kenarda ihtiyaçları görülmeyen bir evlat gibi biraz üzgün ve yine onun da o hali bizim dünyamıza yansıyor. Ancak Ramazan'da bu gaflet perdesi biraz inceliyor. Biraz ruhumuzun da ihtiyacını düşünmeye, burada ruh da varmış, onun da ihtiyaçları varmış demeye başlıyoruz ki böylece ruh da seviniyor. İhtiyaçlarının giderilmesinin verdiği bir ferahlık, bir rahatlık o ruha yansıyor. Öyle. Ruhu sevinen, ruhu masumane gülen insanın yüzü hakikaten güler. Ruhu ağlayan insanın
yüzü gülse de bu sahtedir. Aldanıyor ve aldatıyor ruhunu ağlattığı halde. Ruhunun, kalbinin Allah'ı zikirle ilgili, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayla ilgili ihtiyacını karşılamadığı halde yüzü gülen bir adam hem aldanıyor hem aldatıyor. Hakiki sevinç ruhun, kalbin sevincinin nefse yansımasıdır, yüze yansımasıdır. İşte Ramazan ayında ruh hakikaten seviniyor, kalp hakikaten bayram ediyor, ruh Allah'ın misafiri olduğunu Ramazan ayında daha çok hissediyor ve ondan dolayı da ruh cennet lezzetlerini andıran lezzetleri Ramazan ayında daha çok yaşıyor. Şimdi bahsettiğiniz gelelim. Hakikati fark etmek, hissetmek ve bu konuda nefsi ikna etmek çok kolay olmuyor. Ve Ramazan ayında inşallah bu konuda Rabbimizin özel bir desteği olduğunu her mümin hayatında hissediyor. Öyle. Bu desteği daha güzel değerlendirebilmek adına ve yine nefsimizi ikna konusunda kalbimizi kuvvetlendirmek adına Ramazan ayı nasıl değerlendirelim ki nefsimizi ikna edelim ve ruhumuzun da ihtiyaçlarını en güzel şekilde gidermek suretiyle hakiki ve daimi huzura kavuşalım. İnşallah. Bir kere her şeyden evvel Ramazan ayında inanarak ve sevabını sadece Allah'tan umarak oruç tutanın, teravih namazı kılanın geçmişteki bütün günahlarının bağışlanacağı ümidini taşıması büyük müjdedir. Bu müjdeyi duyan her mümin, yani geçmişimizdeki bütün karanlık noktaları aydınlatmak, günahlardan dolayı kalbimizdeki lekelerin temizlenmesini temin etmek, bu ayda mümkün. Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle mümkün temizlenmek. Böylece günah yüklerinden kurtularak hafiflemek bu ayda çok kolaylaştırılmış Allah'ın rahmetiyle. Ne yapmak lazım? Evvela orucumuzu Risale-i Nur'da Ramazan Risalesi'ndeki ifadeyle en güzel, hani ekmel diyor, ekmel tarzda tutmaya gayret göstermemiz gerekiyor. O nasıl olur? Birinci işimiz bu. Yani her vesileyle mümin, daha yani geçen yıllara göre demeyeceğim, yani bu ay, bu yılda bile birinci günle ikinci gün arasında bir fark olmasına çalışmalıyız. Yani sadece midemize oruç tutturmakla kalmayıp kulağımızı da yalan ve günah dinlemekten koruyarak kulağımızı da bir nevi oruç tutma lezzetine kavuşturmalıyız. Kulağımızı yalandan ve maleyanı sözden ve günahlardan koruyarak kulağımızı hak söz dinleme, hayrı dinleme, Kur'an'ı dinleme, Kur'an-ı Kerim'den hakikatler dinleme konusunda dikkatli kullanarak kulağımızı, orucumuzu daha güzel tutmaya gayret göstermeliyiz. Ramazan ayının bizim için çok verimli geçmesi kulağımızı günahlardan korumamızla doğrudan ilgili. Kulağın orucu günahları dinlememek ve bol bol hayır dinlemek. Öyle. Kur'an-ı Kerim ve diğer hakikatleri dinlemek. Öyle, yani midenin nasıl ki orucu var, midemize girmesi yasak olan şeyler var Ramazan ayında. Kulağımızı da haramdan ve günahtan korursak daha güzel oruç tutmayı Cenab-ı Hak nasip eder. Daha güzel oruç tutmaya dikkat edince ne olur? Kur'an-ı Kerim'in sırları daha çok açılır. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda veya dinlediğimizde daha çok gıdalanmayı, kalben kuvvetlenmeyi Cenab-ı Hak rahmetiyle lütfeder inşallah. Aynı şekilde gözümüzü günahtan korumaya, gözümüzü haramlardan korumaya, gözümüzün de diğer azalar gibi emanet olduğunu, bizde emaneten bulunduğunu Ramazan ayında daha çok hatırlayarak gözümüzü gerek televizyon izlerken gerek sokakta yürürken günahlardan koruma konusunda daha dikkatli olarak, yani gözümüzü de bir nevi oruç tutturmak hususuna dikkat edersek Ramazan ayından en güzel istifadenin kapıları daha çok açılır. Aynı şekilde hayalimize de oruç tutturmak, güzel şeyler hayal etmeye dikkat edersek, Kur'an-ı Kerim'i anlama, diğer insanlara duyurma, Kur'an-ı Kerim'den mahrum yaşayan insanların çok büyük acı içinde olduğunu dünyada da hissederek onlara merhametle ulaşmaya çalışma, bunların hayallerini kurma. Hayallerini kurarsak Cenab-ı Hak kapılar açar. Buna dikkat edersek orucumuzu daha güzel tutmaya çalışmış oluruz. Ayrıca zaman bittiği için hızlıca eklemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumaya daha çok dikkat etmeliyiz. Mukabeleler var, onlara devam etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar vermeli. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya gayret göstermeliyiz.
Kur'an-ı Kerim'le alakalı sohbetleri daha çok dinlemeliyiz Ramazan ayında. Teravih namazlarına dikkat etmeliyiz. Teravih namazlarını tadil-i erkana riayet ederek, okuduğumuz sure ve duaların her harfinin hakkını vererek teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya dikkat etmeliyiz ki Ramazan ayının manevi havasından istifademizi Cenab-ı Hak arttırsın. Ramazan ayının manevi havasından istifademiz arttıkça inşallah Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini daha çok anlamayı, daha güzel yaşamayı Cenab-ı Hak kolaylaştırır. İnşallah. Hocam birkaç cümleyle Ramazan ayında diyelim orucun farzları var ve daha çok bu farzlar midemizle ilgili. Belli saatlerde midemizi belli şartlarda tutmak zorundayız. Peki midenin dışında gözle ilgili, kulakla ilgili, hayalle ilgili oruç tutturma faaliyetleri çok ağır olmaz mı? Zaten biz midemizin kurallarını ifade ederken bile zaman zaman zorlanıyoruz. Nefsimiz bu konuda çok zorlanabiliyor, asabileşebiliyor, sinirlenebiliyor. Diğer organlara da böyle kurallar koymak, bu şekilde oruç tutmaya çalışmak nefsimize çok ağır gelmez. Hayır. O zaman samimi söylüyorum, daha kolay olur. Kendime de Cenab-ı Hak nasip etsin diye dua ediyorum. Eğer biz kulağımıza, dilimize oruç tuttursak, yani dilimizi yalandan, gıybetten korumaya, kulağımızı günahları dinlemekten korumaya, hayalimizi, fikrimizi günahlardan korumaya daha çok dikkat edersek, dilimizi, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, hayalimizi hayırlarda, ebedi cennetin kazanılmasına vesile salih amellerde kullanmaya dikkat edersek, midemize oruç tutturmamız da kolay olur. Vücutta bir ahenk olur o zaman. Çatışma olmaz. Kainatta nasıl muhteşem bir ahenk var? Yıldızlara bakalım, balkona çıkalım, yıldızlara bakalım, ahenk var. Bu ahenk insanı hayran bırakıyor. Bizim de vücudumuzda, varlığımızda güzel bir ahengin olması için, çatışmanın değil, boğuşmanın değil, kardeşliğin olması için biz orucumuzu hem midemize, hem gözümüze, hem kulağımıza, hem aklımıza, hem hayalimize, hem fikrimize tutturmaya çalışırsak inşallah daha kolay olur. Allah'a şükretmek, Allah'a kulluk sunmanın zevkini hepsi tatsın. Yani bu hepsi tatsın. Yani kulağımız da Allah'ın emirlerine riayet etmenin içindeki hakiki lezzetle tanışmalı. Daha çok tanışmalı. Gözümüz de Allah'ın emirleri dairesinde kullanılmanın hakiki lezzetini tatmalı. Hayalimiz de hayırla meşgul olmanın cenneti andıran lezzetini Ramazan ayında daha çok tatmalı ki hepsi uyum içinde, ahenk içinde, Allah'ın emirlerine riayet etmenin içindeki manevi cennet lezzetlerini beraberce tatsınlar, beraberce yaşasınlar. Yani tavsiyeleriniz fıtrata aykırı, fıtrata ters bir yük değil. Bilakis insan fıtratıyla, kainatla ve insanın ruhuyla, kalbiyle uyum ve ahenk içerisinde hayatını sürdürmesi. Öyle. Dolayısıyla insan için lüzumlu olan, gıda hükmünde olan tavsiyeler. İnşallah Cenab-ı Hak razı olacağı şekilde Ramazan ayını değerlendirmeye çalışmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Bütün maddi ve manevi azalarımızı Allah hesabına, Allah'ın emrettiği yerlere sarf etmenin içindeki manevi cennet lezzetlerini daha çok tatmaya çalışarak heyecanla ve şevkle Allah'ın ihsan ettiği maddi manevi kabiliyetleri Allah'ın emrettiği yerlere sarf etmekte Allah bizleri muvaffak eylesin. Amin. İnşallah bu kısa girişten sonra, aramızdan sonra ilk yüzden seçtiğimiz konumuzla inşallah canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Değerli dostlarımız, kısa bir aramız var. Canlı yayınımıza inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.